İyi günler sayın seyirciler. Mehmet Xurşud Daqoqlu, Iraq Turşman Ədəbiyyat alanında öndə gələn ədəbiyyatçılardan biridir. Yazar, dilci, flüklorcu, tarihçi və eleştirici olan Hoca Mehmet Xurşud Daqoqlu bugün reportajımızın söz konusu olmaqdadır. Ben 1932 yılında Daqoq kasabasında anadan oldum. İlkokulu Daqoq'ta bitirdim. 1946'da Bağkova Darül Müellimine yani öğretmen okuluna girdim. 5 yıl orada okuduktan sonra Havuca'da 8 yıl hizmet ettim. Ondan sonra Daqoq'ta 6 yıl, 3 yıl İmam Zeynabdin köyünde. Ondan sonra Kerkük'e kuruldum. Bütün 1984'te Kerkük'te emekliye ayrıldım. Efendim, yazmaya ne zaman başladınız? 1960'ların son yıllarında. Son yıllarında. Hoca Mehmet Xurşud Daqoqlu benzeri bulunmayan bir yazardır. Çünkü onun ele aldığı, eleştirdiği ve araştırdığı ve incelediği konular bu toplumda hiçbir yazar, dilci, flüklorcu ve tarihçilerimiz tarafından böyle kapsamlı bir biçimde ele alınmamıştır. Yazarımızın dil konusunda yayımladığı dil bilgisi kitabı Doktor Abdüllatif Bendaroğlu ve Doktor İbrahim Daqoqlu ile hazırladığı 4 ciltlik Türkçe, Arapça sözlüğü Reşit Kazım Bayatlı ve İzzeddin Abdi Bayatlı ile yazdığı Türkmenca elifba ve okuma kitabları onun dilcilik alanında olan yeteneğine büyük bir kanıttır. 1970'lerde bazı hükümet tarafından bir karar çıktı. Kürtlere, Türkmenlere kültürel haklar verildi. Türkmenlere yalnız bir dersiydi. Bir tek ders. Kalan hapsa Arapçaydı. Dört yıl devam etti. Sonra türlü türlü diayeler, türlü türlü şeyler ettiler. Kaldırdılar özü. Ben arkadaşım rahmetli İzzeddin Abdi ve rahmetli Reşit Kazım üçümüzü vezaret emir çıktı vezaretten bir heyet kuruldu. Biz elifba ve 3 kitap yazdık. Ondan sonra durunca daha yazılmadı. Bitti. Efendim Türkmanca yani Türkçe sözlük, Arapça Türkçe sözlük sözlüğü de aynen yaptınız. Aynen vezaret yani o zaman irşad vezaret diğerle özleri isterdiler bizden Türkçe, Arapça bir sözlük yazar, bir heyet kurdular. Ben, Doktor İbrahim Daqoqlu, Abdüllatif Bendaroğlu, 4 ciltli Türkçe, Arapça bir sözlük yazdık. Uzun yıllardan beri flüklor konularında yazdığı yüzlerce yazılarda Türkmen edebiyatı alanında geniş bir yer tutmaktadır. Mehmet Xurşud Daqoqlu her zaman halka yararlı olan konu ve sorunların örtülü ya da kapalı kalmaması için çabalar harcayan gerçekçi, verimli bir yazardır. Efendim, acaba neden folklorda uzman oldunuz? Valla işte folklor yani halkın vicdanından coştuğu için, halkı temsil ettiği için
çok önem veriyoruz. Hocam, basın tarihine önem vermişydiniz. Ha. Bu konuda i̇şte, lütfen. Basın tarihi, yani Irak'ta Osmanlı zamanından 1970'e kadar ne kadar dergi ve gazete çıkıpsa, bunları rahmetli Salahaddin Saqi ile birlikte hepsini araştırdı ve bu basının tarihini yazdık. Basın. Evet. Üzerince basın. Efendim, Türkmen Kültür Sakafa Kültür Müdürlüğü'nde basın. Hocam, Türkçeden başka Arapçada yapıtlarınız var. Arapçada sahabaların sözleri çok hoşuma gelirdi. Ben kitaplarda bütün sahabaların sözlerini topladım. Yani hadisle alakası yoktu. Mesela yalnız sahabalar neler deyipler. Bunu çok güzel bir kitap ettim. Tekriben 3000 nüsha vasılı biber kimin saltan. Ondan sonra bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine Avrupalılar, Amerikalılar çok sözler deyipler. Tarih hayatını tetkik edipler. O sözleri topladım. Bir kitap ettim. Bir de aynı zamanda Kur'an-ı Kerim hakkında Avrupalılar çok sözler deyipler. Kur'an-ı Kerim'i bizden daha iyi anlayıplar. Bizden daha derin inceleyipler. O sözleri de topladım. Bir kitap ettim. Bastım. Yazar Mehmet Hurşit Dakoğlu'nun basılmış kitaplarında ve Arapça ve Türkmanca gazete ve dergilerde yayımladığı yazılara bir göz atarsak, onun olgun bir araştırmacı olduğu bilimsel, tarihsel, yazansal örneğiyle karşılaşırız. Hocam, şimdiye kadar kaç kitabınız basılı? Aşağı yukarı 13-14 kitabım basılı. Bir 13-14 kitabım da basılı. Ve Sovyetler Birliği, yani İttihat Sovyeti çöktükten sonra millet orada olan İslamlara çok ehemmiyet vermeye başladı. Ben başladım kaynaklar, basılılar toplamaya. Bu orada olan cumhuriyetler, milletler hakkında tekriben 7 kitap yazdım. Türkmenistan, Tacikistan, Dağıstan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan. Şimdiye kadar bu kitapların hiçbirini bastırabilmem. Hocam, kitaplarınıza dikkat çeksem, hepsi eski Türkmanca, yani bu ya Osmanlı harflerle yazılıbdır. Ya, neden? Neden Latince yazmadın? O zaman yasağıydı. Son çalışmalarım? Son, Tağun tarihini yazdım. Tağun tarihini. Bilindiğine göre, teklif olundunuz siz, Türkman genel bir kutuphana... Mesela Amber Kabir diye kitapları bilirim, tanırım. İşte, mesela bakalım. Hoca Mehmet Hurşit Dakoğlu, Irak Türkman edebiyatının dil ve din ve folklor ve tarih alanlarında geniş bir yeri tutmaya layıktır. Sayın seyirciler.